Efendim iyi akşamlar diliyorum. 19 Şubat 2018 günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş gününde RT Televizyonu Ana Haber Bülteni'nde canlı yayında şu an karşınızdayız. Ve aynı anda 90.2 Radyo RT FM frekanslarından da sizlere ulaşıyoruz. Bu akşam yoğun bir gündem var. Hemen ayrıntılara geçelim. Karapınar'dan bir cinayet haberiyle bültenimizi açalım. Öğle saatlerinde yaşandı. Bir ziraat mühendisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlı jandarma tarafından yakalandı. Karapınar'da meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre olay Zafer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Ziraat mühendisi olduğu öğrenilen Serhat Özdamar kendisine ait iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özdamar yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Öte yandan olay gerçekleştiren NC adlı kişi 42 DYG 57 plakalı aracıyla kaçarken ilçe jandarma komutanlığının nöbetçi askeri tarafından yakalandı. Evet, ilçe jandarma komutanlığında görevli olan nöbetçi asker tarafından cinayet zanlısı yakalandı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Karapınar'da bir kişinin öldüğü olayda cinayet şüphelisi NC nöbet tutan asker tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Görüntülerde cinayeti işleyen zanlı olaydan hemen sonra kaçıyor. Onun kaçtığını gören ilçe jandarmada nöbetçi asker aracın önüne geçerek zanlıya silahını uzatıyor ve teslim olmasını istiyor. Aracından çıkan zanlı ellerini kaldırarak teslim oluyor. Nöbetçi askerimizi gerçekten de can gönülden kutlamak gerekiyor. Devam edelim. Geçtiğimiz hafta Ereğli Ülke Ocakları tarafından Afrin Harekatı'nda görevli olan askerlere bazı yardımlar yani tırla ulaştırılmıştı. Bu yardımların yanında bir de Ereğli'deki okullarda okuyan öğrencilerin mektupları vardı. Bu mektuplar asker abiler tarafından, askerler tarafından okundu, karşılıksız kalmadı. Mektup gönderen bütün öğrencilere operasyonda görevli olan askerler tek tek cevap verdi. Bu mektuplar bugün Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplanıldı. Hem Milli Eğitim Müdürü İradet Genç hem de Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Demirel konu hakkında kameralara bakın neler söyledi. Ereğli Ülke Ocakları tarafından geçtiğimiz hafta Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere gönderilen yardım ve mektuplar bölgeye ulaştı. Görevli askerler bir hayli memnun kaldı. Öğrencilerin mektuplarını okuyan askerler aynı güzellikte karşılık verdi. Mektup yazan öğrencilere teşekkür anlamında cevap verildi. Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplanan mektuplar tek tek okundu. Askerlerin güzel temennileri öğretmenleri de mutlu etti. Burada bir açıklama yapan Ereğli Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Demirel, topladıkları yardım ve mektupları bölgeye ulaştırmaktan büyük bir onur duyduklarını söyleyerek Ereğli'deki öğrenci kardeşlerimizin bu davranışı bizleri çok memnun etti dedi. Demirel sözlerine şöyle devam etti. Tabii onlardan da bu şekilde cevaplar almak bizleri ziyadesiyle onurlandırdı, gururlandırdı. Birkaç tanesi elimizde tabii illaki gelenler de var. Okul müdürlerimize telefonlarla aramalar da söz konusu. Evet. Zeytin Dalı operasyondaki kardeşlerimize en büyük desteği biz Ereğli'den giderken mektupların olacağını Sayın Hocam'la birlikte görüştüğümüzde bunu da söylemiştik. Hani kardeşlerimiz oradaki askerlerimizin en büyük umut kaynağının mektuplar olacağını dile getirmiştik. Bu kapsamda da gerçekten Ereğli halkı ve Ereğli'nin bütün öğrencileriyle gurur duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Cevap gönderen bütün komutanlarımıza, bütün askerlerimize de
saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ardından Ereğli Milli Eğitim Müdürü İradet Genç söz aldı. Böyle bir etkinlikten dolayı önce ülke ocaklarını tebrik ediyorum diyen genç sözlerini şöyle sürdürdü. Seçen, Nurullah Seçen adına Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki askerlerimize bir destek kampanyası olmuştu. Bizden de öğrencilerimizden mektup yazılmasını oradaki askerlerimize yazar mısınız diye bir talepte bulunmuştu. Biz de bir mesajla okul müdürlerimize gönderdik. Okul müdürlerimiz de öğrencilerine mektup yazdılar. Biz bu kadar yoğun bir mektup yazacağını tahmin etmiyorduk ama yani binlerce mektup yazıldı. O mektuplar da başkanımız tarafından o askerlerimize iletildi. Evet. Tabii biz şunu anladık. Gerçekten mesele vatan, millet, bayrak olunca yani 7'den 70'e tüm Türkiye halkının bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu, vatanına, milletine, askerine, polisine ne kadar bağlı olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu gördük. Bir tane mektubu da paylaşmak istiyorum. Şimdi belki öğrencimize geldi bu mektup ama öğrencimiz de bana kızacaktır. Niye benim mektubumu açtınız, okudunuz diye ama demek ki öğrencimiz adına tüm Ereğli öğrencilerine hitaben yazılmış bir mektup gibi olduğu için onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Güzel Prenses Beda Gülsüm Koç. Öğrencimizi tanımıyorum. İnşallah bu mektubu ulaştıracağız ona. Mektubunu aldım. Çok mutlu olduk. Tüm askeri abilerimle çok sevindik. Sana askeri polis sevdiğin ailene çok teşekkür ediyorum. Vatanımızı, bayrağımızı çok sevmenizi diliyorum. Sizler bizim gelecekteki askerimiz, polisimiz, öğretmenimiz, doktorumuz, hakimimiz olacaksınız. O yüzden çok çalışmanız gerekmektedir. Öğretmenlerinizi iyi dinleyin. Sakın onların sözünden çıkmayın. Çünkü öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği olan sizleri yetiştirmek için çok çalışıyorlar. Öğretmenlerinize saygılı olun. Bizler sizleri korumak için canımızla, kanımızla savaşıyoruz. Bizim başka gidecek ülkemiz yok. O yüzden vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkın. Yıllar sonra sizler bizim yerimize geçeceksiniz. Ülkemizi siz koruyacaksınız. Bizlere çok çok dua edin. Askeri, polisi çok sevin. Hem anne babanıza hem de öğretmenlerinize kucak dolusu selamlar yolluyorum. Ve seni gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun diye Afrin'den bir bakım astsubayı üst çavuşumuz, ismini okumayayım, o mektubu öğrencimize göndermiş. Daha sonra sırasıyla Namık Kemal Okulu Müdürü Lokman Ekinci, Zengen, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Tamer Yamaç ve Hortu Ortaokulu Müdürü Fahri User de söz alarak mektuplara cevap veren askerlere teşekkür etti. Cenab-ı Allah hiçbir zaman Türk askerinin ayağını taşa değdirmesin. Şartları çok zor biliyoruz. Yağmur yağış içerisinde orada bire yapıyorlar. O yağan yağmurlar onların kafalarına, vücutlarına birer gül parçası olarak yürsün. Yani daha sonra 3 gün sonra Hatay Sınır Karakolu'ndan bir üst temelimiz beni, okulumuz daha doğrusu internetten telefonda bulmuş, aradı. Çok teşekkür ettiğini söyledi. Özellikle öğrencilerimize ve ülke ocaklarına teşekkür etti. İnanın o kadar duygulanmış. Anlatıyor artık. Yani bu diyor, yani sözde ifade edilmeyen bir şey diyor. Bir de geldi diyor. O birinci sınıfın öğrencisinin birisi. Duygulanmama geldi değil yani. İnanın biz de şu anda orada kendimizi savaşıyor hissediyoruz. Onlarla birlikte. Allah onlara yardımcısı olsun. Askerlerimiz de ne kadar düşünceli değil mi? Bütün işlerini, güçlerini bırakmışlar. Allah razı olsun ki mektup gönderen tüm askerlerimiz de rütbeli. Öğrencilerimizin hatırını kırmamak, onların gönlünü fethetmek adına tek tek bütün öğrencilerimizin mektubuna karşılık vermişler. Allah razı olsun, Allah yardımcınız olsun. Bu kapsamda emeği geçen ülke ocaklarını tebrik edelim. Geçtiğimiz hafta bu kampanya dahilinde yardımlarını bölgeye ulaştırmışlardı. Konuyla yakından ilgilenen Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimizi iletelim. Başta Milli Eğitim Müdürü Sayın İradet Genç Bey olmak üzere. Değerli izleyenler, bugün sabah saatlerinde AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Kadir Düzen ve Belediye Başkanı Özkan Özgüven mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Düzen muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerle ilgili istişare yaptı. Senin oraya geleceğiz bu akşam üzere. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi. Şimdi tam 4 yılı geride bıraktık. Şöyle baktığımız zaman
siz de mahallenizde seçildiğiniz vatandaşa oylarıyla seçtiğiniz yerlerde siz de bakıyorsunuzdur. Şimdi az önce masada da konuştuk. Dün Cinler mahallemizde orada da konuştuk. Yani eğer sizin mahallenizde ya da benim şehrimde herhangi bir hizmet konusunda talep azalmışsa, bu anlamda talep yoksa, işte hizmetle ilgili böyle bir mücadele yoksa demek ki bir sıkıntı var. Şimdi bunları 4 yıl boyunca yaptık. Yaptıklarımız yeterli mi? Mümkün değil, yeterli değil. Hala elinde yapmamız gereken, daha da yapacağımız gereken işler var. Ama ben de şöyle mukayese ettiğim zaman bu 4 yılda da girmediğimiz mahalle, yani hala çözmediğimiz sorunlar kalmamış. Yıllardan beri asfalt olmayan yerde, kanalizasyon, işte doğal gaz, imar, şehirle ilgili sorunlar gerçekten birikmiş. Burada ben hiçbir zaman dikkat ederseniz eski yeni mukayese etmiyorum. Bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Hepsi bu memleketin evladı, hepsi bir proje dolaşmaya çalışmıştır. Ancak yani Ereğli'yle böyle stabil halde 3-5 bin nüfusla, 10 bin nüfusla olan bir yer değil. Bak şu an itibariyle nüfusumuz 344. Ereğli'yle diğer merkezden hariç ilçeler içerisinde en büyük ilçe ve nüfus artışı olan bir ilçe. Benim hiçbir mahalle başkanı muhtar adayı olmayacak. Olacakları da zaten söyledik, yeniledik arkadaşlar. Onu buradan belirtmiş olayım. Bu öncelikle bir husus. Şimdi kurum ziyaretlerinden bahsettim ya. Kurumlarımızı gezdik, dolaştık diye. Ereğli'deki kurumların, mesela sizle ilgili bir kurumdan bahsedeyim. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var biliyorsunuz. 2017 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ereğli'de ne kadar para dağıttı biliyor musunuz? Bir tahminde bulun şöyle, yani kafanızda bir rakam geçin. 19 milyon liranın üzerinde yardım dağıttı Ereğli'de. Kime dağıttı? Siz muhtarlarımızın mahallesindeki insanlara. Yani evde bakımı, kömür yardımı, engelli hizmeti, bakımı, yardımı, bu tür paraları alt alta koyduğumuz zaman 19 milyon liranın üzerine çıkmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ereğli Eti Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, Ergenekon Parkası arkasında belediye tarafından bir engelsiz yaşam parkı yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda da çalışmalarını ekranlarınıza taşımıştık. Ve bu park artık bitme aşamasına geldi. Mahalle sakinleri parktan oldukça memnun. İşte detaylar. Eti Mahallesi Ergenekon Parkı arkasında belediye tarafından yaptırılan engelsiz yaşam parkı bitme aşamasına geldi. Mahallede oturan çocuklar havanın da güzel olmasıyla güneşin keyfini çıkartıyor. Böyle bir sosyal projenin gerçekleşmesi mahalle sakinlerini de bir hayli mutlu etmiş durumda. Mutluyuz tabii, güzel. Hele hele şu özürler için olduğu da çok güzel. Ne diyeyim ama yetişkinler, delikanlılar geliyor. Şu özürlü şeylerine biniyor, onlara ben kızıyorum. Evet, çok eğlenceli. Kardeşimle beraber buraya geliyoruz. Vakit geçiriyoruz. Hoşuna gitti ama değil mi? Ha, gidiyor. Çok güzel oldu, memnun olduk. Çocuklar hiç olmazsa uzağa gidemiyordum. Rahatsızdım. Şuraya gelip işte okuldan geldiler. Başına oturduk. Torunlar değil mi? Torunlar, evet. Peki eskiden bu alanda ne vardı teyze? Bu alanda otluk, çöplük. Evet, yeşil. Hiç olmazsa bu alan değerlendirilmiş tabii, oldu değil mi? Temizlendi. Peki buradan belediye başkanına var mı ya da yetkililere var mı bir sözünüz? Çok çok teşekkür ederim belediye başkanımızdan. Çok memnunuz. Allah razı olsun, başımızdan eksik gitmesinler. Burası çok pisti. Herkes getiriyordu, orada çöp şeyi olduğu halde buralara atıyorlardı, dökülüyorlardı. Kimi salça kaynağı diyordu, külünü bırakıyordu, odununu bırak. Şimdi çok hoşuma gidiyor, camdan baktığım zaman tertemiz. İnşallah diyorum, bir de şuranın şöyle bir kürürler de. Evet, hemen yanı başın değil mi, evet, diğer taraf? Orayı. Bir de şu yolumuz şimdi tüm toz oldu. Zaten şu anda yavaş yavaş yapılıyor. Herhalde zannedersem oraların hepsi de yavaş yavaş yapılacak. Şu yolumuzun çamuru tozu da giderse
Çok güzel oldu. Camdan bakıyorum burası pırıl pırıl. Peki iletelim efendim. Peki. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Oraya... Gün içindeki bu gelişmeleri eritajans.net adlı haber sitemizden ziyaret edebilirsiniz diyelim. Şimdi Türkiye gündeminden ön plana çıkan gelişmeleri izleyelim. Afrin Harekatı başarıdan başarıya koşuyor, Mehmetçik destan yazıyor. Bölgede 5 köy daha terörden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in 2 dam, Şelta, Merseva, Hantalli ve Divan köylerini teröristlerden temizledi. Böylelikle Afrin'in 5 beldesinde, 1'i belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından günlük olarak yapılan açıklamada da şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641'e ulaştı. Öte yandan Kilis'te konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roket atarlar tarafından Afrin'deki PKK-PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Mehmetçiğin Afrin kırsalında ilerleyişi sürerken bir gelişme daha yaşandı. Suriye Devlet Televizyonu, Şam yönetimine bağlı birliklerin birkaç saat içerisinde Afrin'e gireceğini duyurdu. Bu da akıllara terör örgütü YPG ile rejim, yani Esad anlaştı mı sorusunu getirdi. Konuyla ilgili ilk açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Rejim buraya girer mi, girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Eğer rejim buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer rejim buraya da YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Münbiç için de geçerlidir, Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Yani bu nokta önemlidir. Admit I have been always trying to... Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebugayt, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunu eleştirdi. Also take care that you are... Sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Arap Birliği'nin Suriye'de 500.000 sivilin öldürülmesine neden ses çıkarmadığını sordu. Siz sistemden bahsediyorsunuz. Sisteminiz, bir üye ülkenizin liderinin 500.000 insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke. Sadece İran ve Rusya rejim tarafından davet edildi. Ama DAEŞ ile mücadele koalisyonu üyesi ülkelerde, DAEŞ ile mücadele için Suriye'deler. Umarım sisteminiz söylediklerinizi Suriye'deki diğer ülkelere hatırlatma cesaretini gösterir. Sorununuz DAEŞ mı, YPG mi? Keşke sisteminiz ABD hayranı üyelerinizi Filistinlilere ve ayrıca El-Aksa'nın koruyucusu olan Ürdün'e, Filistinlilerin haklarını ve El-Aksa'nın statüsünü savunmamaları için onlara baskı uygulayan ülkeleri engelleyecek kadar güçlü olsa. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve Tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Akar, Zeytin Dalı Harekatı hakkında direktifler verdi. Akar denetimler sırasında gerçekleştirdiği konuşmada bu harekatla dost ve kardeş Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini söyledi. Orgeneral Akar, Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristlerle terörü destekleyen tüm odakların sonları hüsran olacak vurgusu yaptı. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti.
Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetler silahlı çatışma hukukuna uygun ve meşru zeminlerde sürdürülmekte. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil ve masum insanlar dokunulmazdır. Bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Orgeneral Akar sınır birliklerini denetlerken arkasındaki yazıda dikkat çekti. Yazıda "bu takım bu maçı alır" yazıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesini yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele oluşturuyor. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı harekatına ilişkin gelişmeler Bakanlar Kurulu masasında olacak. Seçim ittifakının da kurulda yine görüşülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önceki açıklamasında Tabipler Birliği ve Barolar Birliği isimlerinin başında bulunan Türk ibaresine ilişkin onun başındaki Türk ifadesinin oradan süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği de aynı şekilde ifadelerini kullanmıştı. İşte bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu. Opet akaryakıt güvence ve kalitesiyle siz değerli hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Opet kalite ve güvencesiyle siz de aracınıza önem veriyorsanız bizi tercih edin. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu'nda pazartesi günlerine özel indirimleriyle otogaz satışlarımız başlamıştır. İndirimlerden yararlanın ve araçlarınızın deposunu ucuza doldurun. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda akaryakıt ihtiyacınızın yanında alışveriş yapabileceğiniz markette aracınız için gerekli olan madeni yağlar, cam suları, kokular ve mini aksesuarları İvris Opet Petrol İstasyonu'nda bulabilirsiniz. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda araçlarınızı oto yıkamamızda yıkayarak iç temizlik için yenilediğimiz sistemlerimizden de yararlanabilirsiniz. Sizin ve aracınız için her şeyi düşünen bir işletme anlayışıyla sizlere 7/24 hizmet vermekten gururluyuz. İvriz Opet Petrol İstasyonu. Adres: Çömlekçi Mahallesi, İvriz Yol Kavşağı. Telefon 0332 713 44 14. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres: Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit.
Fırat Ben. Fırat Ben, Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben, Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Efendim, bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.